Merhaba, ben Doktor Ayşe Güçoruhlu. Size bugün omega 3'lerden bahsedeceğim. Omega 3'ler hakkında daha önce duymadığınızı düşündüğüm bir ayrıntıyı anlatacağım. Nasıl oluyor da biz omega 3 kullandığımız zaman bize kanı sulandırır, kanın akışkanlığını artırır, pıhtılaşmayı engeller cümlelerini kurarlar. Ne yapıyor da omega 3 bizim için bunu sağlıyor? Ona bir bakalım. Böylece kullanırken niye kullandığımızı bir miktar daha öğrenmiş oluruz. Gerçekten de omega 3 kullanıyor olmak kanın akışkanlığını artırır, pıhtılaşmaya yatkınlığı artırır ve daha çok vücudu işte mikro damarları kanlanmayla damarların vücudu beslemesini sağlar. Ne yaptığına bakalım. Şimdi omega 3 bildiğimiz üzere hani balık yağı, balıkta en çok falan diye konuşuyoruz ama omega 3'ün bir sürü kaynağı var biliyorsunuz. Semizotu da dahil bitkilerde de omega 3 var. Yağlarda işte tohumlarda vesaire. Kaynağı pek çok yer. Fakat biz omega 3'ün bugün biraz teknik kısmından bahsedeceğim size. Nasıl pıhtılaşmayı azalttığına dair. Şimdi ben size şöyle bir damarcık çizmiş olayım yani. Cık değil, kocaman oldu da. Bu bizim damarımız olsun. Bu damarın içerisinde de elbette neler var en çok? Kırmızı kırmızı eritrositler var. Bunlardan tonlarca var ve bunlar belli bir yönde değil mi? Akıyorlar ve içlerinde oksijen ve işte bizim için lazım olan lar var ve onu vücudun her tarafına taşımaya çalışıyor. Şimdi en çok eritrositler kanın içerisinde var. O kırmızı rengi veriyor. İşte al yuvarlar diyoruz falan. Şimdi bunların bir araya gelip kümeleşmelerini istemiyoruz. Ne olur mesela bunlar böyle aralıklı aralıklı olurlarsa iyi. Ama biz eritrositleri şöyle küme küme rulo dediğimiz bir araya gelmiş halde görürsek bu iyi değil. Yani onların birbirlerine de ayrı olması lazım. Öbekleşmemesi lazım. Burada kanın akışkanlığı az, burada kanın akışkanlığı fazla. Şimdi bakalım omega 3 resmi içerisine eklediğimizde biz bunu omega 3 kullanarak nasıl sağlıyoruz? Şimdi tekrardan biz aslında bir tane eritrositimizi büyüterek konuyu yapalım. Şu bir tane eritrositimiz olsun. Tamam mı? Ve şurası da çeper zaten. Damarın çeperi. Şimdi omega 3 kullan... Önce ideal şartlarda bakalım ne oluyor diye. Bu hücreciklerin üzerlerinde zarları var ve o zarların yani eritrosit membranlarının, eritrosit zarlarının üzerinde bir elektrik voltajı var. Bu elektrik voltajı eksi yükle gösteriliyor. Eksi işte şu kadar milivolt voltaj anlamına geliyor. Yani mesela eksi 70 diyelim. Eksi 70 milivolt voltajı olsun bir eritrositin dış zarı. Bu da eksi 70. Bu da eksi 70. Bunların hepsi birbiriyle aynı diyelim. İdeal şartlarda eksi 70 olsun. Şimdi buralarda da hücreler var, değil mi? Bu da endotel hücreleri. Burası damar. Damarın kıyısında da hücreler var. Bunların da ideal voltajları eksi 70 olsun. Hepsi hep beraber çok ideal hücreler ve hepsinin üzerinde ideal zar voltajı olarak eksi 70 olsun. Bizim en basit olarak bildiğimiz şey neydi? Hani lise bilgisi olarak eksiyle eksi yan yana geldiğinde ne olur? Bunlar birbirlerini iterler. Bu da 70'se, bu da 70'se bunların güçlerine bir eşit olduğu için şuradaki eritrosit ile şuradaki eritrosit yani bu ikisi birbirini itecektir. Bir araya gelmeyeceklerdir. Hatta şu endotel dedik değil mi? Buradaki hücrecikler de eksi 70'se, bu da eksi 70'se bunlar da birbirlerini itecektir. Yani birbirlerine yapışmak istemeyecekler. Birbirlerinden uzak duracaklar değil mi? İngilizce repel diyorlar buna. Birbirlerini itiyorlar. Tamam. Şimdi bu ideal durumda demek ki eritrositler kenarlara yapışmıyor, birbirlerine de yapışmıyor. Birbirlerinden belli bir mesafede kalarak akışkan bir şekilde gidiyor. Peki ne oluyor da böyle rulo haline gelip daha öbekleşebiliyorlar? O zaman ne oluyor? Başka bir renk bulalım kendimize. Şöyle yapalım. O zaman şu oluyor. Şimdi buraya ne dedik? Eritrositin zarı dedik. Bütün hücreler hakkında önce zarlarından konuşmalıyız. Önce membranlarından konuşmalıyız. Hücrenin içine gelene kadar asıl hikayeler aslında hücrenin zarlarında oluyor. Şimdi biz eritrosit zarımızda bir lipid oksidasyonu yani
hücre zarları yağdandır, hücre membranları ve o lipidler okside olursa, yani serbest radikal hasarına uğrarsa bu zarlar okside olur. Okside olduğu zaman ne olur biliyor musunuz? Bu -70 olan değer daha da düşer. Bunun düşmesi artı tarafa doğru kaymasıdır. Yani -70 ideal ve yüksekse, mesela bu -30 olduysa o aslında artı tarafa kaymış demektir. Yani artı 40 almış gibi düşünün. Veya hani örnek olsun diye söylüyorum. -70'den diyelim ki artı 10'a geçti. Voltajı değişti. O kadar oksitlendi ki voltajı iyice artı tarafa doğru geçti. Çünkü eksi olması, eksiyi nereden biliyoruz? Bakın, elektronlar eksi. Antioksidanlar elektron verici. Yani sağlıklılık halinde bol elektronlu, okside olmamış, antioksidanlı olmuş halimizde zaten bizim eksi voltajımız arzu edilen genç hücrenin, sağlıklı hücrenin olması gereken şey. Biz hani yeme içmeyle bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Diyelim ki kötü beslendik, sigara içtik, uyumadık, işte junk food yedik falan filan. Bizim eritrositlerimizin veya eritrositlerimiz yaşlandı. Eritrositlerimizin zarlarındaki voltaj artı tarafa doğru kaydı. Hani artı 40 eklendi, eksi 30'a düştü veya artı 10'a geçti gibi. Şu anda egzajere ederek örnek vermeye çalışıyorum. Diyelim ki şuradaki artı 10 oldu. Buradaki eksi 70 kaldı. Veya buradaki eksi 40'a düştü. Buradaki de işte artı 5 oldu. Şimdi buralarda gördüğünüz gibi eksiler azaldı ya, birbirini itme gücü. Bu eksi 70 sağlıklı olanla artı 10 olan birbirini iter mi artık? İtmezler. Artık birbirlerini çekerler. Birbirlerine doğru yaklaşırlar. Yani voltajlar birbiriyle eşit ve aynı yükte olmadığı zaman, burada eksi eksiydi. Biri artı, biri eksi ise ne yapacak? Bunlar birbirlerine doğru gidecekler. Birbirlerini itmeyecekler. Yani şöyle rulo öbekleşmiş, akışkanlaşmamış, batılaşmaya müsait yoğun kan dediğin şey, bu voltajların değişmiş olması, membranlarının oksitlendiği için o voltajların azalmış olması, dolayısıyla birbirini itme eksi gücünün azalmış olması demek. Buralarda da oksitlenme olabilir değil mi? Buradaki eksi yük de azalabilir. Bu da artıya doğru kayabilir ya da daha az eksi olabilir. Bunlar neden olur? Burası da endotel. Kolesterol plaklarınız olabilir. Damar yaşlanmanız olabilir. Buradaki voltaj da değişir. O zaman bunlar da bu taraflara doğru öbekleşmeye başlayıp burada rulolar yapabilirler. Sonuç olarak bu hikayeden anlatılan şey şu. Eğer hem hücrenin damarların kenarındaki endotel dediğimiz hücrelerin voltajları, hem de içindeki elemanların, eritrosit ve diğerlerinin hücre membran voltajları ideal olmazsa onlar birbirlerini itemezler. Gelelim omega 3'e. Omega 3 ile buradaki meselemiz nasıl oluyor da bizim işimize yarıyor? Turuncuyla göstereyim. Şimdi biz omega 3'leri kullandığımız zaman şuradaki yağcı, bu nereye gidiyor? Ta bunun zarına gidiyor. Ne yapıyor? Buradaki oksitlenmeyi ve serbest radikal hasarını, buradaki inflamasyonu azaltıyor. Dolayısıyla biz omega 3 kullandığımız zaman hücre zarlarımızdaki oksidasyonu ve inflamasyonu azaltıyoruz. Onu nasıl yapıyoruz? Onu da tekrar hemen ders olarak hatırlayalım. Çünkü bu eski bir dersimizdi. Şöyle hatırlayalım onu. Şimdi bir hücrenin zarı var iki katlı etrafında. Aynen bu renkte yağlı. Burada da omega 3'ler de var, omega 6'lar da var. Ve bunların oranları öyle olmalı ki, ideali bu birken bu ikidir. Ama bizim günlük hayatımızda kötü beslendiğimiz için bu birken bu neredeyse 20 olmuş. Bakın kaç, 10 katı daha kötü. Şimdi bu oranda olursa bu zarlardaki şeyler, omega 3'ler, o zaman ne oluyor? Omega 3 bölü omega 6 oranımız eğer 1'e 2, 1'e 4 gibi kabul edilebilir miktarlardaysa, bu zarcıklar esnek, voltajı yeterli ve kaygan oluyor. Yani damar aralıklarından kolaylıkla akabilen, damarın içerisindeki, damar çeperindeki şuradaki hücreciklere yapışmayan ve birbirlerine yapışmayan, birbirlerini iten durumda oluyor. Eğer omega 6'lar artarsa o zaman bizim bu membranımız
okside olduğu için, lipid peroksidasyonuna uğradığı için sertleşmeye başlıyor, voltajı düşüyor. Dolayısıyla hem esneklik kaybedip, mesela şurada ince bir damar var, buraya giremiyor mesela. Normalde hafif şeklini değiştirip belki oraya girecekti ama zar o kadar sert ki artık oraya giremiyor. Sonuç olarak omega 3 kullanıyor olmak, hücre membranlarının dışındaki ideal voltajı membran oksitlenmesini azalttığı için koruduğundan yeterli doğru voltaj, eşit voltaj birbirini iter ve böylece kanın içerisindeki küçük eritrosit ve diğer maddeler birbirlerine yapışarak pıhtısallığa gitmezler. Damar kenarlarına yapışmazlar. Damardan daha uzak, daha akışkan, daha kılcal damarlara gidebilir halde kalırlar. Omega 3'ün bizim başka bir sürü konuda faydası olduğu halde temelde teknik olarak tıpkı pilin birbirini itip çekmesi konusu gibi bu kanı sulandırma hikayesi böyledir. Yani kanın içine ekstra su koymaz. Aspirin gibi çalışmıyor. O şekilde değil. Sadece membran üstünden voltajları ayarlamaya, membranları korumaya çalışıyor ki o voltajlar yüzünden dediğim gibi aynı elektrik yükündeki maddeler birbirini itebilsin, birbirini çekmesin mantığıyla akışkan ve sulu bir kan sağlıyor. Öbür türlü değil. Enteresan bulduğunuzu umuyorum. Beğenir paylaşırsanız ve üye olursanız kanalıma çok sevinirim.